Herkese merhaba. Eylül adlı edebiyatımızda ilk psikolojik roman diye bilinen romanın yazarı Mehmet Rauf, bizim de bildiğimiz Servet Üfü'nün önemli yazarlarından biriydi. Tanin gazetesinde bir yazı yayımlamıştı ve burada Fransa'da yazarlara verilen değerden söz ediyordu. Fransa'da ona göre maddi manevi yönden yazarlar gerçekten de değerliydi, yani kıymetliydi. Bu yazının devamında da Türkiye'deki yazarlardan, yani memleketimizdeki yazarlardan ve onların durumundan bahsediyordu. Onunla ilgili size küçük bir şey aktarmak istiyorum. Şöyle diyor bu kısımda Mehmet Rauf. Edebiyata heves eden ve büyük muharirlerin, yani yazarların hayatına gıpta ile bakan gençlere tavsiye ederim. Zinhar imrenmesinler, bakkal olsunlar, berber olsunlar, sütçü, tütüncü olsunlar, hatta sucu olsunlar. Ne olursa olsunlar, muharir olmasınlar. Çünkü memleket muharirlerinin ne hayatını temin ediyor ne de nühusetini taltif ediyor. Yani ne de onların gönlünü alıyor. Hele kıymetli eserleriyle kendilerine mühim, yani önemli mevki yapmış gördükleri büyük muharirleri kıskanarak onlara hücum eden tufeylilere söylüyorum. Yani asalaklara söylüyorum. En yüksek muharirlerin mevkiinde bile hasede, gıptaya değecek hiçbir şey yoktur. Onlara hücum ederek kendi kendilerini beyhude yere yoruyorlar. Bu kadar kıskandıkları, bu mevkilerde manen de, maddeten de bu kadar zahmete değecek hiçbir şey yoktur. Emin olsunlar. Bunu niçin aktardım? Eylül yazarının bu cümleleri kuracak kadar belki de yazarlığın maddi, manevi dünyasından uzak oluşu bizi biraz şaşırtabilir. Ama gerçek bu. Yani Mehmet Rauf kısa sayılacak ömrü boyunca az miktarda da olsa para kazanmak için devamlı yazmak durumunda kaldı. Belki de kendi açısından bakıldığında da edebiyat değeri taşımayacak metinlerde yazmak zorunda kaldı. Ve özel yaşamındaki savrukluk ve düzensizlikler de aynı zamanda yaşam mücadelesine hep eşlik etti. Böyle bir profilin romanı Eylül. Şaşırtıcı olan da bu. Edebiyat tarihinde psikolojik romanın ilk örneği olarak geçmiş, çarpıcı öyküsüyle, yani hikayesiyle Halis Ziya'nın açtığı yolu desteklemiş ve derinleştirmiş bir romandan bahsediyoruz. Mehmet Rauf Eylül romanı hakkında 1919 yılında verdiği, kendisiyle yapılan bir mülakatta verdiği yanıtta bakın ne diyor. Bu arada kitabı da göstereyim. Bu Mehmet Rauf'un Edebi Hatıralar diye şeklinde yayımlanan Mehmet Rauf'un yazılarından ve anılarından oluşan kitaptır. Akademisyen Mehmet Törenek yıllar önce bunu hazırlamıştı. Bakın ne diyor. Halis Ziya ile olan bir anısından aslında bahsediyor. Bir gün Halis Ziya'nın yanındaydım. Biz konuşurken kendisini ziyarete bir genç geldi. Lakırdı arasında bunun o hafta evleneceğini öğrendim. Düğüne ve düğünden sonraki hayata ait tasavvurattan bahsederken bu adam balayını Büyükada'da geçirmek istediğini, orada tuttuğu köşkü döşettiğini anlatıyordu. Ben Halis Ziya'nın gözlerinde acı bir esef bulutunun karardığını fark ettim. Ve bana öyle geldi ki ruhu artık böyle bir saadetin kendisi için muhal olduğunu, yani imkansız olduğunu anlamaktan mütevellit bir acıyla burkulmuştu. İşte Eylül'ün esasını teşkil eden fikri, yani
gençliğin akan bir su, esen bir rüzgar gibi gayrı kabili men ve tehir bir surette uçup gittiğini takdir etmek, Eylül'de avdet-i bahar nasıl imkansız ise, şimdi her şeyin faydasız olduğunu anlamak, ziyan olarak geçen güzel günlerin tahsürüyle harap olmak fikrini buradan kaptım. Bu fikir bana o kadar cazip, o kadar derin göründü ki, günlerce meşgul olarak işledim, tezyin ve telvin ettim. Romanın esasını hazırlayıp 2 hafta sonra Eylül'ü yazmaya başladım. Romanın aslında yazılmasındaki temel hareket noktasının genç bir insanın geleceğe dair hayalleri karşısında Halis Ziya'nın uçup giden gençliğin arkasından belki de bir yası andıran ruh hali içinde olduğunu görmesi ve belki de yaşamın bu kayıplardan ibaret olduğunu fark etmesi olarak gösteriyor. Bu önemli çünkü Halis Ziya da çok iyi biliyoruz hayal kırıklıklarının romanlarını yazmıştı. Ve gerçekten de insan yaşamında gençliğin getirdiği bir heyecan olduğu ve bu heyecanın zaman içinde insan yaş aldıkça ortadan kalktığı ve büyük bir boşluk doğurduğu fikri üzerine roman ve genel olarak Servet Üfün'ün romanı şekilleniyordu. Yaşamın bu acımasız yönünü görmek Mehmet Rauf'un beslendiği kaynak olmuş olabilir. Ama romanın aradan geçen bunca zamana rağmen değerini korumasının altında başka nedenler tabii ki yatıyor. Yani daha doğrusu şunu söylemeliyiz, şunu eklemeliyiz diye düşünüyorum. Yaratılan karakterlerin içsel zenginliğinde aramak gerekiyor. Romanın hala değerli bir roman olarak varlığını sürdürmesinin nedenini. Rahim Tarım'ın Mehmet Rauf'la ilgili hazırladığı bir kitap bu. Yıllar önce çıkmıştı. Hayatı, Sanatı ve Eserleri diye. Buradan bir küçük alıntı yapacağım. Burada Mehmet Rauf'un üslup bundan bahsederken Rahim Tarım şöyle bir paragrafa yer veriyor. Mehmet Rauf'un üslubu konusunda edebiyat tarihindeki ortak kanı onun bir üslup sanatkarı olmadığı. Bazı özentilerine rağmen ağır tamlamalardan, süslü anlatımlardan kaçındığı, dışa değil içe yönelerek çeşitli ruhsal durum analizlerinde daha başarılı olduğu yolundadır. Çünkü onun amacı sanat göstermek değil, hissettiği gibi yazarak duygularını okuyucuya aktarmak ve onlara bu ruhsal durumu yaşatmaktır. Buna hak vermek durumundayız. Çünkü Mehmet Rauf ustası kabul ettiği ki Eylül romanını ustam Halis Ziya'ya diye bir ithafla başlatır. Ustası kabul ettiği Halis Ziya kadar süslü bir dil hiçbir zaman kullanmamıştır. Onun ustalığı daha çok iç dünyaya ait zenginliği verebilmesindedir ki bu da onun işte ilk psikolojik romanın yazarı olarak ünlenmesinin aslında yolunu açmıştır. Şimdi bunu söylerken bunu tabii Mehmet Rauf'un hangi yolla yaptığını romandan örnekler vererek de kısaca anlatmak istiyorum. Eylül'de ne anlatılıyor? Eylül'ün içeriğine biraz değineceğim. Okuyanlar tabii ki biliyorlar. Süreyya ve Suat evli bir çift romanın içinde. Ama burada neye dikkat etmeliyiz? Tabii isimler bizi biraz yanıltabilir. Çünkü isimlerin günümüzdeki kullanım alanları değişmiştir. Burada Süreyya erkek, Suat kadın karakterdir. Bunlar 5 yıllık evlidirler. Aslında yeni evli sayılırlar. Suat'ın babasından gelen bir parayla Boğaz'da yazın ikamet etmek için, kalmak için, belki de yaz mevsimi geçirmek için bir küçük yalı kiralarlar. Aslında Süreyya böyle bir yalıda oturma,
En azından yaz mevsimini orada geçirmeyi çok istiyor ama parayla ilgili sıkıntıları var. Suat'ın babasından gelen parayla Yalı'yı tutuyorlar. Yalı'ya Süreyya'nın halasının oğlu Necip'i de çağırıyorlar. Necip Suat'ı sürekli takdir eden, onu beğenen bir karakter. Roman boyunca Süreyya'nın zaman zaman sandalla denize açılmasıyla Suat'la Necip baş başa kalmaya başlıyor. Yani yalnız kaldıkları anlar artmaya başlıyor ve aralarında henüz açığa çıkmayan bir sevgi biçimleniyor. Bunu biçimleniyor ve bu sevgi hemen açığa çıkmıyor diyorum. Çünkü bunun açığa çıkışından önce bu sevgiyi ya da aralarında filizlenen bu yasak aşkı tabii ki Mehmet Rauf ustaca diyaloglarıyla ve insanların iç dünyasını anlatmada bulduğu çeşitli yollarla yapıyor. Mehmet Rauf'un karakterlerin psikolojisini vermede kullandığı ustaca yöntem diyebiliriz buna. Şimdi burada bir Eylül romanından şöyle romanı göstereyim. Tabii bendeki eski bir baskısı. Şimdi birçok baskısı var kitabın. Romandan biraz alıntı yapacağım. Necip ile Suat Yalı'da oturmuş konuşuyorlar. Suat Necip'e şöyle bir soru soruyor. Söyleyiniz bakayım, nasıl bir kız istersiniz? Dediği zaman dondu kaldı. Omuzlarını kaldırarak nasıl olursa olsun dedi. Asıl gerekli olan halidir. Suat nasıl bir kızla evlenmek istediğini burada Necip'e soruyor. O zaman Suat tekrar sordu. Ayrıntı istiyordu. O halde ki nihayet mecbur olup sizin gibi olsun dediği zaman Necip kendi de sebebini bilmeyerek kızarmıştı. Suat alelade sakin olan çehresi hafifçe kızararak sustu. Sonra başını kaldırıp teşekkür ederim dedi. Fakat iltifatı başka bir zaman saklayınız da. O zaman asıl güç şey yapılmış olduğundan söyledi. Evlenmekten çekindiğinin sebebi onun gibi bir kadına rast gelememek korkusu olduğunu anlattı. O söyledikçe Suat da mahcubiyet kayboluyordu. Çok diyordu. Çok, siz görmemişsiniz, tabii göremezsiniz. Teveccühünüzü israf ediyorsunuz. Neler var neler. Ve mahzun boynunu bükerek tekrar ediyordu. Neler. Burada aslında Necip tarafından sezdirilen bir şey var. Ama aralarında bu bir sır olarak başlıyor ve sır olarak kalmaya devam ediyor. Devamında Süreyya'nın da olduğu bir ortamda bakın nasıl diyaloglar yaşanıyor. Bu da yazarın ustalığıdır diye düşünüyorum. Orada bu konu bir daha Süreyya'nın yanında tekrar edildi. Suat evlilik konusunu açmış anlatıyordu. Onun için güç diye karar verdi. Yani Necip'in evlenmesi güç demek istiyor. Süreyya niçin diye sorduğu vakit Necip bir an benim gibi birini istiyor diyeceğini düşünüp bilmeyerek kızardığı halde Suat bir müddet tereddütten sonra sadece pek zor beğenir diyebildi. Ve bu Necip'in kalbini bir müddet titrettikten sonra o sözü Suat'ın sır tutması o kadar memnun etti ki bir saniye bütün ruhu haz içinde kaldı. Aralarında böyle bir şeyin bir sır oluşu onu o kadar sarhoş ediyordu ki hep bunu düşünüyor, uzun uzun meşgul oluyordu. Evet, burası çok önemli. Şimdi Rauf'un karakterleri iç dünyalarındaki zenginlikleri yazar sayesinde okura aktarmış oluyorlar. Biz okurlar olarak Suat'ın pek zor beğenir cümlesinde Süreyya'dan gizlemek zorunda olduğu bir dünyanın varlığını seziyoruz. Bu dünyanın varlığını Necip de aralarındaki sır ile fark etmiş oluyor.
Böylece romanın devamında olay örgüsünün biçimlendireceği aşk hikayesi söylenmeyen sözlerin gölgesinde okura aktarılmış oluyor. Şimdi devamında Necip'in Tifo'ya yakalanması sonunda Süreyya ve Suat'ın Necip'i hasta yatağında ziyaret ettiğini görüyoruz. Ve burada yastığının altından, Necip'in yastığının altından Suat'ın eldiveni çıkıyor. Böylece yalıdayken gizlice Suat'ın eldivenini aldığı anlaşılıyor ve aşk bir anda ortaya çıkmış oluyor. Fakat şuna dikkat etmeliyiz. Karakterlerin iç dünyasında yaşanan bir aşk hikayesi zaten var ve biz okurlar olarak bu aşkın böylesine açığa çıkmasından önce bunun farkındayız. İşte Mehmet Rauf'un insanın iç dünyasını anlatmaktaki ustalığı, yani belki de Türk Edebiyatı'ndaki gerçek anlamdaki ilk psikolojik romanı yazmasının altında yatan nedenlerden biri bu. Okuru o iç dünyanın içine ortak edebilmesi. Rauf son bölümde son kozunda oynayacak. Konakta bir yangın çıkacaktır. İçeride Suat'ın kaldığı anlaşılacaktır. Fakat Suat'ı kurtarma cesaretini eşi Süreyya gösteremeyecek ve Necip Suat'ı kurtarmak için yanan konağın içine girecektir. İkisi de okuyanlar biliyorlar bu acı sonu. İkisi de can verecektir. Rauf'un, yani Mehmet Rauf'un romanının gücü nereden geliyor? Toparlamak gerekirse yaşamın söylenmeyen sözlerden ve duygulardan oluştuğunu bir kere Mehmet Rauf'un, yani yazarın sezmesinden geliyor. Konuştuğumuz şeyler ya da sözlerimiz ya da açık ettiğimiz duyguların dışında söylemediğimiz sözlerin ve açık etmediğimiz duyguların inşa ettiği bir şeydir aslında yaşam. İşte bir yazar bu yaşamı böylesine kapsamlı şekilde açığa çıkmayan duyguların ve sözlerin eşliğinde verebiliyorsa eğer, gerçek anlamda bir romancı ve gerçek anlamda psikolojik ögeleri kullanan bir romancı olarak ortaya çıkıyor demektir. Ben Mehmet Rauf'un Eylül'ünü her zaman önemsedim. Bunun nedeni sadece Halit Ziya'nın yolundan giden bir yazar olması değil, aynı zamanda işte bu çığırı, az önce örneklerle anlatmaya çalıştığım bu çığırı Türk romanında açabilmesiyle ilgili bu. Sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.